Tungsten ışığının kaşifi olan Dr. Colin Fink, Mısırlıların bundan yaklaşık 4300 yıl öncesinden zıt kutupla bakıra elektrik kaplamayı bildiklerini söylüyor. Mısır'da Dendera'daki Hathor Tapınağı'nın duvarlarında bulunan bu resimlerde görülen figürler günümüzde kullanılan ampullere oldukça benziyor. Bilim adamları bunu hayretle izlemişler. Yaklaştır da göster. Bir de zaten piramitlerin iç kısımları karanlık. Orada çalışma yapmış bu insanlar, resimleri yapmışlar, ince detaylarla ilgilenmişler. Normalde o çalışma içerisinde aydınlatacak bir malzeme kullanmaları gerekiyor. Mum, işte çıra gibi bir şeyle aydınlatmaları lazım. Mum yaksalar o isin tavana az da olsa bulaşık olarak iz bırakması gerekiyor. Ya çıra olduğunda bulaşık olarak iz bırakması gerekiyor az da olsa. Evet. Bunların çalışma yaptıkları yerler hep zifiri karanlık yerler. Yer altında, yer, taşların içerisinde, o piramitler içerisinde, geniş alanlarda muazzam resimler yapmışlar. Bu karanlıkta yapamayacağına göre bu ışık kaynağı ne olabilir? Elektriğin dışında, ampulün dışında aydınlatma alamet olarak hiçbir şey yok. Yani çıra kullanmaları mümkün değil. Mum kullanmaları mümkün değil. Yağ kandili kullanmaları mümkün değil. Hepsinde iz olması gerekiyor. Milim iz yok. Evet. Hiçbir şekilde yanan bir maddeye ait iz yok. Bu da ampulle aydınlatılmaya yapıldığının açık delili oluyor. Zaten görüntülerde baktığımızda ampul kullanıldığı anlaşılıyor. Yine Antik Mısır'dan iki farklı çizim var. Bu resimde, resmin solunda görülen şu dev bir elektrik bataryasından uzanan kabloyla lambalara güç veriliyor. İkinci resimde de ampuller yanarkenki hali resmedilmiş. Evet, çok açık görünüyor. Evet. Hayır, zaten başka türlü mümkün değil orada çalışma. Nasıl yapılsın ki? Evet. En ufak bir iz alameti yok. Zifiri karanlıkta da tablo yapamayacaklarına göre. Evet. Değil mi? Evet. Evet.